falan. Ne bileyim böyle karanlık, bir duygusu falan çok güzel olmaz mı? Ay keşke kazabilen teyzeler ya. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ne yapmışım? Ne oldu be? Hanımefendi kafasında yazıp yazıp oynuyor. Bana sınavını bağışladı demin. Benim boş kağıdımı verdi. Hani kurtarıcı ya kendisi. Okuldan atılmamızı önlemesi yetmez. Bir de dereceyle mezun edecek. Ne ucuz kahramanlıklar bunlar ya. Ne diyorsun oğlum? Kız bir iyilik yap. Bırak Osman. Ne gerek var? Oğlum düzgün konuş lan kızla. Ya ne be? Saçma sapan şer. Hem insan zaten niye iyilik yapar? Sırf kendini iyi hissetmek için. O zaman gitsin Afrika'daki çocuklara yardım etsin. Benim üstümden duygusal mastürbasyon yapmasın. Çok mu film izliyorsuz oğlum? Varsa koy çocuklarımız lan biz. Ya Sinan bir siktir git ya. Kız bir iyilik yapmış işte ne var? Ya bunda? Yapmasın tamam mı? Bana iyilik falan yapmasın. Duydun mu? Yapma. Yapma. Bana sınav kağıdı falan da verme. İhtiyacım yok senin. Al götüre sok lan. Sen de sınav kağıdını o zaman. Sakin. Duyurmasın. Lan bir dur. Dur lan. Dur lan. Lan ne duracağım ben he? Bıktım bu heriften de bu durumdan da. Kimin ne bok istediği belli değil. Siktir git lan o zaman. Siktir git tamam mı? Hatta hepiniz siktirin gidin. Sanki biz bayılıyoruz birbirimize lan. Kemal'le Burcu'dan da bir bok olmuyor. Zaten neye uğraşıyoruz biz? Bence de boşuna uğraşıyoruz. Bir şey olmayacaksa olmuyor zaten. Öyle mi? İptal lan o zaman. Yok operasyon falan yok bitti. Atarlarsa da atsınlar be. İptalse iptaller. Sikime kadar yolu var. Çekil lan sen de. Siktir git lan. Sen de geber tamam mı? Tam da dilediğin gibi geber. Aferin Sinan haklı çıktın. 40 kere söylediğin oldu sonunda. Şimdi tam da istediğin gibi hep beraber boku yedik. Aslında sevilmekten korkuyordu. Sevmekten, biriyle bağ kurmaktan.